çeyrek geçiyor. 12.30'da mı 12 çeyrekte mi uçağımız bilemiyorum. Hiç hatırlayamadım. Ne Taner? 12.45. Ben 12 çeyrek diye biliyorum ama. Neyse öyleymiş. Bakamadık bile fırsat bulup da. Yolculuk vlogla başlıyoruz tatilimize arkadaşlar. Maalesef ki valiz videosu çok istenildiği halde çekemedim. Çünkü gece saat 2'den 4'e kadar valiz hazırladık biz Lina uyurken. Yetiştiremedik bir türlü. Size video hazırlamıştım onları falan düzenleyeyim derken geceyi buldu arkadaşlar. O yüzden apar topar bulduğumuz her şeyi yerleştirdim ben. En son tabii çok büyük bir şey unutmuşuz. Lina şimdi getirdi verdi elime. Köpüşü. Evet köpüşünü sonradan koyduk. Yanmıştık. Köpüş olmasaydı yanmıştık. Evet. Ama neyse sorun kalktı ortadan. Köpüşümüzü de aldığımıza göre her şeyimiz tamam demektir. Lina'nın uyku oyuncağı bilmeyenler için. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? İremgir'e. Evet İremleri alacağız arkadaşlar. Havaalanına geçeceğiz. Çünkü yol çok uzun. Bir günlük bir yol olduğu için bu kez uçakla bir yolculuk yapacağız. Öğleden sonra gibi falan da orada olacağız. O zaman beklemeden çıkalım mı? Saatimiz gecikiyor. Evet kahvaltı gecikiyor falan hadi. Da yapmadık. Yolda giderken bir şeyler atıştıralım. Hadi. Uçalım. Uçalım. İnşallah yerleşiyor. Heyecanlandım ben şimdi. Bir halım var bagajda. Arabada 24 saat kaldık videosunda da vardı yani arkadaşlar. İzlemişsinizdir. O zamandan beri duruyor bu. Bu halım büyüktü. Kestirecektim. Hala duruyor. Taner. Efendim. O halıyı ne zaman kestireceksin artık? Vallahi hep unutuyorum. Yine hep bakayım. Yine çok heyecanlı. Yineceğim. Ya YouTube'a bağlanamıyorum ya. Evet internet yok çünkü canım. Videomuzu izleyeceksin. Videomuzu sonra izlersin artık. Nerede yapacağız tatilimizi? Sarıkamış. Sarıkamış'a gidiyoruz. Çok heyecanlı. Evet ya Kars'a gidiyoruz. Oralar da buz gibi diyorlar. Bilmiyoruz artık. İlk defa gideceğim ben. Şömine var mıdır? Kayağımızı da koyduk bitti. Şimdi unutmadık inşallah. Hadi bakalım gidiyoruz. Arabamızın çamuruna bak. Hadi gidelim. Yıkatamıyoruz ki hepsi yürü yağmur. Ankara sabah kırağısı arkadaşlar. Evet. Bembeyaz olmuş her taraf. Aynen ve buz. Buranın da Kars'tan pek bir farkı yok gibi bilmiyoruz. Gidince anlayacağız. Burası şu an -7 gösteriyor. Hava durumuna baktığımızda da orası -8'di değil mi Taner? Yani gündüz -8, gece -17. Burası şu -8'e düştü. Ankara şu an zaten -8, gittiğimiz yerde -8 gösteriyor. Gündüz -8. Yani şu anki duruma göre aynı yani iyi sabah yani. Sabah biraz daha soğuk oluyor da onun için. Evet, oranın Kars'ın soğuğuysa burası da Ankara'nın ayazı diye bir şey var arkadaşlar. Buranın bizim ayazı için, daha kötü. Yani bizim için değişen pek bir şey yok yani. Biz de soğuk memleketten gidiyoruz oraya. Evet, geldik arkadaşlar. Yolcular geliyor. Efe, Bacanak. Evet, valizler hazır mı Bacanak? Biz hazırız. Biz de hazırız. Biz hazırız. Merhaba Liloş. Merhaba. Liloş. Gel. İloş nerede? Geliyor da. Aa bak geliyorlar. İloş'una kavuştu Lina. Yolcularımız geliyor birer birer günaydın. Kayakçılar buyurun. İrem'i aldık yola çıktık arkadaşlar. Öndeki arabada Bacanak gelin. Onlar önde biz arkada gidiyoruz şimdi. İroş da çok heyecanlı. İroş heyecanlı mısın? İroş diyor iyice güzelleşmiş diyor Lina. Hala 14 yaşında mısın? Evet. Allah'ım. Bir giremedin 15 yaşına ya. Ben de Şubat'ta söylemiyorum yaşamı. Ay ben de Mart'ta ben de söylemiyorum artık bıraktım yaş söylemeyi. Gerçekten daha da sormayın. Her sorana yazıyordum artık tamam. Hissettiğim yaştayım arkadaşlar. 17 yani. Belki 13. O kadar bile değil. Küçük de cebime gir önüne bak. Evet geldik. Havaalanına geldik. Yürekleri tuttu. Lina uçarken gülme krizine giriyor. Evet iniyoruz bakalım. Geldik. İrem ablanın elini bırakma Lina. Saçlara bak. Ya. Hazır mısın? Hazırım.
Kayak pisleri seni bekliyor. Rüzgar gibi geç şuradan. Sarı kamış bir Efe görsün. Evet. Bize de öğreteceksin, tamam mı? Tamam. Pisliğe bakar mısınız? Tam hoca değil mi ya? Tam spor hocası valla. Yanımızda Efe var. Bu sene korku yok. Pislerin kralı bir diyorlar. Bir yerimize bir şey olmaz inşallah. Pislerin kralı. Ya ben zaten doğuştan biliyorum. Bu da kraliçesi. Esas kraliçe bu. Ana kraliçe. Ana kraliçe. Ana kraliçe. Acayip kayak yapıyor arkadaşlar. Gittiğinizde şok olacaksınız. Sorti yapacağım. Öyle böyle değil. Snowboardlar, her şey var. Biz de işte öyle acemi takılıyoruz. Ben de çek. Gel canım. Sen iyice öğrendin kayak yapmayı. Evet. Ama yine de bir gün şöyle bir hatırlamak amaçlı bir hocayla kayarsın. Biz de öyle yaparız. Lina şimdi burada nöbet tutmaya başladı arkadaşlar. Valizler buradan gidiyor ya. Lina'ya bir şeyler oluyor. Çıldırıyor. Gülme krizine giriyor. Valiz geldi. Valizimiz çok. Lina demek ki çok eğlenecek şimdi. Lina'cığım. Hadi hadi baba. Önünde bak yeşil bir tuş var. Görüyor musun? Yeşil. Yeşil. Evet. Bas gitsin hadi bakalım. Evet. En sevdiği şey bu. Bakın şimdi nasıl gülecek. Bir daha bazen gidiyor ya valizler. O da çok gülüyor ya. Ne anlıyor acaba hayal dünyasında? Bir kere daha. Şimdi daha bas. Arkadaşlar uçağımız hazır, bizi bekliyor. Gidiyoruz. Bakalım Kars'tan hangi takipçilerimizle karşılaşacağız? Bir de o var değil mi? Evet. Kars şimdi Ankara'ya çok uzak olduğu için muhtemelen daha öncesinde hiç karşılaşamamışızdır. Aranızdan kimlerle karşılaşacağız acaba? El bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişe müsaade ediniz. Geldik, yerimizi aldık. Oturma şeklimiz de biraz karışıklık oldu. Herkes nerede oturacağım derdine düştü ama en sonunda oturabildik arkadaşlar. Gül teyzemiz benim yanımda. Efe de benim yanımda. Cam kenarını kaptı Efe. Burada da İrem ablası Lina. Lina bayağı kızgın çünkü Efe'yi de izliyordu yanında. Lina'cığım ayakkabılar çıkmış. Uçakta kavga çıktı. Yukarıya koyduğumuz bagajlar dolmuş. Ben nereye koyacağım diye. Kavga çıktı. Biz koyduk, rahatız. Sıkıntı yok bizden. Harekete başladık. Lina hemen eline telefonu aldı. Çekime başladı cam kenarından. Teyze olmak böyle bir şey. Teyze dediğin cam kenarını yeğenine verir. Doğru yani. Haksız da sayılmaz şimdi. Cam kenarı şimdi o dururken ben mi geçeyim yani, değil mi? Ufak ufak çekimleri şimdi size Efe yapacak. Yolculuğumuzda 1,5 saat sürecek arkadaşlar. İniş saatimiz de 2,5 olacak. Biz gidene kadar zaten oteli hemen hemen akşam olmuş olacak. Bugünümüz bitti yani burada. Şimdi piste doğru gidiyoruz. Birazdan uçak havalanacak. Ben kaptanınız Efe Yürürer. Size buradan bilgiler aktaracak. Kalkışa hazırız. Evet, şu anda uçağımız kalkışa başladı. Her yer kardan bembeyaz görünüyor. Arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika falan oldu. Şu anda uçuyoruz gördüğünüz gibi. Aşağıda su akan bir dere var sanırım. Yukarıdan gördüğüme göre dere dolmuş. Yolculuk nasıl gidiyor? Valla yolculuk şahane. Her şey yolunda. Evet. Relax. Her şey süper. Zaten yolumuz kısa, 1,5 saatlik. Az kaldı. Yarı yolumuzu tamamladık. Merhabalar, saygılar. Afiyetler Beyefendi. Şehir çocuklar kaydedeyiz. Ne yapışıyoruz? Kader yine uyumuş arkadaşlar. Pijama sörünü buldu. Bacanağı masaj yaptırıyor. Ayaklarını uzatmış. Ooo, keyifli yerinde. Yine bu bezelyeler burada. Evet. Kariymiş bezelyeleri. Boncuk, 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 boncuk. Masörü benim. Bunlar masörü benim, evet. Yaklaşık 25 dakika yolumuz kaldı. 25 dakika boyunca masaj yapacağım inşallah. Arkadaşlar şu anda iniyoruz. İnişe geçtik. Yolculuğumuz bitmek üzere. Uçak bayağı alçaldı şu anda. Yere çok yaklaştık. İnmek kardan üzereyiz. Kardan hiçbir yer görünmüyor. Evet, hiçbir yer görünmüyor. Pisti de gördük şu anda. Yolculuğumuzu tamamladık, geldik arkadaşlar. Gözlerimize inanamıyoruz. Gerçekten öyle bir kar var ki inanamazsınız yani. İnince siz de göreceksiniz şimdi. Şöyle bir servis karşıladı bizi şimdi otelin arabası. Transfer aracı. Bizi otele götürecek transfer aracı. Valizlerimizi yerleştiriyoruz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikaya kadar da otelimize varmış olacağız. Burası gerçekten buz gibi, her yer kar dolu.
Demiştik ki Kars nasıl olsa -8'miş baktık. Ankara'da -8. Ankara'nın da ayazı var. Daha da soğuktur dedik ama cidden çok soğuk. Bir de havalimanındayız daha. He, daha yukarı çıkmadık. Ne yapacağız? Yukarı tepeye çıktığımızda ne yapacağız acaba? Valla -17, -20. Sarkıtları gösterebilirsin bak. -17, 20 mi? Sarkıtları gösterebilirsin arkadaşlar. Bunda yakınlaştırma zoom yok maalesef ama inanılmaz buz aşağı kadar inmiş. Her yer buz. Çok güzel. Biz bu kadar soğuk. Soğuk iyidir. Dinç tutar insanı. Gerçi doğru, evet. Çivi gibi olursun. Giyinirsin, hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Giyindikten sonra benim ellerim çok üşüyor. Bir de burnum. İkisini korursak bir de kulaklarım. Üçünü korursak yeri önemli değil. Zaten pistte başka türlü çıkıp kayamazsın ki. Aynen öyle. Ben niye kendimi çekmiyorum ya? Uludağ'da da öyle. Ben niye kendimi çekmiyorum? Sabahtan beri videodan çok uzak kaldım. Efe, üşüyor musun? Vallahi Ankara daha soğuk gibi geldi bana ya. Ne? Nasıl ya? Bence öyle ya. Ankara'nın ayazı da. Ankara'nın ayazı farklı bir ayaz. Aynen. Onun evet, ayazı Ankara'nın ayazını da unutmamak lazım ama buz gibi, ben çivi ama gibi soğuk oldum. Yani gerçekten. Kulaklarım soğuk. Dondu yani şu an. Biniyoruz. Arkadaşlar şimdi minibüsün içindeyiz. Dolmuş gibi böyle. Tam dolmuşçu şarkıları falan. Bir şiki şiki babamız eksik. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Dolmuşta şiki şiki babayı açıp at yarışı oynuyordu. Tutturuyordu o zaman. Bir tek o eksik gerçekten. Şimdi çok güzel bir anıt varmış burada. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi dedi şoför bey. Bizim için bir 5 dakika duracak orada. Şöyle etrafı bir görüp bir fotoğraf çekineceğiz. Sonra yolumuza yine devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar gece burada -32'yi görmüşler. Gündüz de -22'yi. Yani şu durumda da 17-18 falanmış eksilerde. Biz burada ne yapacağız bilmiyorum. Çok soğuk. Hiçbir şey olmaz. Ya sıkı sıkı giyinip çıkacağız da gidince belli olacak. Kayarken üşümezsin. Hiçbir şey olmaz. Evet inşallah. Yani Taner öyle diyor. Gitmeden anlayamayız onu. Gidince göreceğiz. Sayfa nedir? Merhaba. Merhaba. Bir de muhabir en öne oturdu. Olmuşu çok sığ. Hadi bir merhaba diyelim. Merhaba. Sarıkamış Şehitler Anıtı'na geldik burası. Yolumuzun üzerindeydi. Uğrayalım dedik. Ay burası çok soğuk. O kadar soğuk ki yani bakamıyorum hiçbir şeye. Deli bir soğuk var. Şehitler Anıtı arkadaşlar. Burada 90 bin tane şehit var. Evet, burada. Söylendiğine göre de 90 bin şehidin hepsinin de ismi yazılıymış burada. Evet, şurada bak yazıyor. Geldik otelimize. Gerçekten civara göre piste en yakın, pistin hemen dibinde bir otel tutmuşuz. O anlamda çok şanslıyız çünkü burada soğukta oradan piste kadar yürümek otelden gerçekten çok zor. Tamam, kayak yaparken terleriz bile. Sıkıntı yok ama normal şartlarda burada yürümek, böyle beklemek gerçekten çok zor. Hava ellerimi çok hiç hissetmiyorum bile. O derece soğuk yani. Valizleri taşıyoruz. Kimse bizi beklemedi. Ben burada yapayalnız kaldım Taner'le. O kadar soğuk ki valizin altından kaçıyor içeriye soğuktan. Bundan sonraki videomuzu da artık otel turu olarak çekeriz arkadaşlar. Şöyle civarı gösterebiliriz. Odamızı gösteririz. Oteli gezdiririz size. Otel turu videomuzda görüşmek üzere. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.